Değerli dinleyiciler, Kuzey Ege'deyiz. Burhaniye'deyiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Bölge olarak harika bir bölge. Rüzgarı hiç eksik değil. Oksijeni bol, hava kalitesi güzel olan bir bölge. Burhaniye İskele mevkii kıyı kesimi çok düzenli bir yerleşim. Plajları, parkları, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranları ile ihtiyaçlara cevap vermekte. Şimdi de zaman içinde barınaktan yat limanına dönüşen Burhaniye Yat Limanı'na gidelim. Yat Limanı seneler itibariyle Burhaniye Belediyesi tarafından organize edildi ve güzel bir hale geldi. Buraya 120 tekne yanaşabiliyor, tonozlar veriliyor, palamar hizmeti var, duşları, tuvaletleri var buranın. 30 tekne alanda bir çekek alanı var, servisini bütün yatçılara sağlamakta. Bu bölgenin bir de havaalanı var. Seyit Ali Havaalanı buraya 7 kilometre mesafede, ulaşım açısından da çok olanaklı, güzel bir yer. Rüzgarlı bir hava, güzel bir gün, güneşli bir gün ve yat limanından Blue Marlin teknesiyle çıkıyoruz. Bakalım Ozan Kaptan bizi bugün nerelere götürecek? Burhaniye Marina, Burhaniye Marina, çağrı yapan Blue Marlin. Marina'dan ayrılıyoruz. Palamar desteği istemiyoruz. Bilginize, tamam. Hedefimiz Batriçe Koyu. Yaklaşık 15,5 mil gibi bir yolumuz var. Hava çok mülayim ve çok güzel bir havayla, geniş apazla sadece yelken cenova açık Batriçe'ye gidiyoruz. Marina'dan çıkarken rüzgar biraz nazlıydı, esmekle esmemek arasında. 2 mille falan seyrimizi yaptık, bir ara motoru çalıştırdık, sonra rüzgar çıktı. Şimdi tam arma, Ayvalık tarafına doğru yaklaşıyoruz. We'll be right back.
Güzel bir seyirle Patriça Koyu'na geldik. Korunaklı bir koy. Güneydoğu rüzgarlarının dışında burası korunaklı bir koy. Dip yapısı biraz eriştilik, dikkat etmek gerekiyor. Kıyı kesiminde sığlaşmalar hemen başlıyor. O yüzden demire dikkat etmek gerekiyor sevgili denizciler. Burada yapılaşma yok. Sit alanı ilan edilmiş. Hiçbir yapı görmüyorsunuz. Geceliğin ne elektrik var ne başka bir şey. Koyun tam ortasında güvercin ada var. Güzel bir yapı var içinde ama bakımsız kalmış bir yapı. Onun da güzel bir hikayesi var. Evet, Güvercin Adası açıklarındayız. Bu adada Ayayorgi Manastırı var. Ahmet Yorulmaz'ın kitabından aldığımız bilgiye göre yaş haddinden dolayı artık kaçakçılık, korsanlık yapamayan kaçakçıların, korsanların artık burada kendilerini emekliye ayırdığı ve günahlarından arınmak için bu adaya kendilerini kapattığı rivayet olunur. Patriça Koyu'ndan çıktık. Sakin bir havada seyrimizi motorla sürdürüyoruz. Bu bölge sığlıkları, kayalıkları, topukları fazla olan bir bölge. O yüzden seyrimize dikkat ediyoruz. Ve Orta Koy'a gidiyoruz. Ayışığı Manastırı 1771 yılında restore görmüş. Sabancı ailesi tarafından alınıp restore ediliyor. Bu koy bizim Coastguide TR sistemi içinde olmayan bir koydu. Bizi Ayvalıklı denizciler, balıkçılar aradılar. Buranın da güzel bir koy olduğunu söylediler. Biz genelde Coastguide TR'de buralarda kuzeye bakan koylardan kaçınırız referans vermek için. Ama bu koy hoşumuza gitti. Gelmişken çektik, sistemimize ilave edeceğiz. Dediğimiz gibi
kuzeye açık ama lodoslu günlerde, lodosla artık ülkemizde son yıllarda lodosla sık sık karşılaştığımız için böyle bir koy da sistemde olsun dedik. Pırıl pırıl bir koy. Demir atarken dikkat etmemiz gerekiyor. Bölge zaten erişteli bir bölge. Aralarından kumlu yerlere apikoda tuttuğumuz demiri atıp tutturabiliriz demirimizi. Rüzgar dediğimiz gibi kuzeyden esmiyorsa harika bir deniz yeri. Sonra burası deniz olarak da su olarak da temiz. Hiçbir şey yok etrafta. Muhteşem bir koydayız. Size gösterelim, sistemimize katalım dedik. Şimdi Gümüş Koyu'na gidiyoruz. Gümüş Koyu'na geldik. Burası geniş bir koy, büyük bir koy. Tüm havalara kapalı diyebiliriz ama mevki itibariyle. Çünkü bazısı kuzeye, bazısı güneye, bazısı doğuya kapalı olabiliyor. Ona göre pozisyon belirlemekte, mevki belirlemekte fayda var. Dip yapısı güzel değil. Yani erişte var genelde ama kumlar da var. Burası Maden Adası'na bir boğazı var. Bu boğazdan geçişler var yürüyerek. Tekneler geçemiyor buradan. Yürüyen insanlar plaja gidiyorlar. Orada deniz yapıyorlar. Ama neler yapmaktalar. İşte görüyorsunuz sezon başında hiç çöp yoktu burada. Aklı evvel biri bunu buraya koydu. Diğer işte doğayı hoyratça tahrip eden insanlar bunu da çöp tenekesi zannedip bütün bu çöplerini yığıp defolup gitti. Sanki buraya çöp kamyonu geliyor. Sanki bu çöpleri toplayan var. Şu rezalete bakın ya. Şu rezalete bakın. Hoyratça. Şu pisliğe bakın yani. Maden Adası'nın hemen yanındayız. Bu adada 30 yıl, 20 yıl önce bir yaşam varmış. Değişik bir köy varmış, yerleşim varmış. Ama insanlar burayı terk etmiş. Bir gidelim bakalım neler olmuş oralarda, o güzel adada. Burası Maden Adası'nın bir köyü. Bundan 20 yıl öncesine kadar 15-20 hanenin yaşadığı, tarım ve hayvancılıkla geçindiği bir köy. Okul çocukları burada at arabasıyla şuradaki sığ geçiş yolunu aşarak okula götürülmüş, Cunda'ya.
Fakat tabi zamanla bu tarım ve hayvancılığın bitmesiyle, emlak piyasasının buralarda canlanmasıyla artık burada hayvancılık, tarım yapılmaz olmuş ve köy yaklaşık 20 sene önce falan terk edilmiş. Bu bölge sit alanı. Yapılaşma yok. Küçük patika yollar var. Araçların zorlukla gelebildiği. Buraya bisikletliler de geliyor. Bisikletliler bisikletlerini buraya koyuyorlar ve Maden Adası'nın etrafında, diğer kıyılarda yüzmeye geliyorlar. Bisiklet grubuyuz. O bisiklet grubunun alt yüzme grubuyuz. Grubumuzun adı Adalara Yüzüyoruz. Ayvalık Adaları arasında uzun mesafe yüzüyoruz. Bugün de Maden Adası'nın çevresini yüzüyoruz. Onun bir etabını yapmaya geldik. Aşağı yukarı 10 kilometrelik bir parkur toplam. 3 aşamada yüzüyoruz. Bugün kuzey bölümünü 3300 metre yüzeceğiz. Sizin izleyicilerinizin tümüne tavsiye ederiz Ayvalık'a gelmelerini ve Ayvalık Adaları arasında yüzmelerini. Deniz suyu sıcaklığı nasıl? Meteorolojiye göre şu anda 24 derece, biz 22 ölçüyoruz. Ve 22'de çok üşütmüyor açıkçası. En sıcak olduğu zamanlar 26. 26, daha yukarıya çıkmaz. Yok, 26'ya kadar çıkıyor. Ayvalık'ın bir de şöyle bir özelliği var. Çevresindeki dağlardan çok sayıda suyun içinde tatlı su çıkışı var, denizin içinde. Bu hem denizi temiz tutan bir unsur, hem de kıyıları serin tutan bir unsur. Burada zaman zaman Boğaziçi suyu kadar serin yerlere rastlayabilirsiniz. Boğaz içinde yüzmeye alışmış olan insanlar için büyük bir keyif, büyük bir ayrıcalık. Ama çok sıcak hamam suyunda yüzmek isteyen insanlar için de biraz hayal kırıklığı olabilir. Gümüş koyunun hemen yanında Maden koyu var. Küçük bir koy, demirlemesi zor bir koy. Genelde erişte plaj tarafı hemen sığlaşıyor. Dikkatli demirlenmesi gerekiyor ve demir de pek fazla tutmuyor. Ama yine de korunaklı bir koy. Bu coğrafyada balık çok önemli. Balıkçılık da gelişmiş durumda. Birçok balıkçı var barınaklardan çıkan ve burada avlanan. Biz onlardan birini, farklı birini tanımak istiyoruz. Mehmet Kaptan'ın teknesine gitmek istiyoruz. Bakalım ne yapıyor, hangi koşullarda yaşıyor, ne balıklar var bu coğrafyada. Mehmet Kaptan'a gidiyoruz. Mehmet, hemen az alayım. 91 yılında geldim buraya. Bir günlüğüne. Cunda Adası'na. 87'de İstanbul'da bütün her şeyimi bıraktım karada. Ev dahil olmak üzere. İş yeri, dükkan, her şey, ev, eşyalar, ne varsa aile satın alıp alabildiğim. Bir günlüğüne geldim yerde de 33 yıldır hayatımı devam ettiriyorum ama burasını bir şey yaptım, bir merkez yaptım kendime.
Burada her yere dağılabiliyorum, yakın oluyorum. Geçimimi balıkçılıktan temin ediyorum. Hala. O da yiyebildiğim kadar balık tutuyorum. Yani balık tutup çimento almıyorum, araba almaya çalışmıyorum, ev yapmaya çalışmıyorum. Ayakkabı bile almayı düşünmüyorum. Çünkü yalın ayakkabıcılara ihtiyacım olmuyor. Böyle denizde dost bir şekilde devam ediyoruz yaşama. Sadece birlikte olduğum kız arkadaşımın, eşimin bir evi var Cunda'da. İşte müşterek zamanlarda buluşuyoruz. Ya evde, ya kayıkta, ya başka bir yerde. Öyle dostluğumuz hala devam ediyor 33 yıldır. Belki de gitme işinin sebebi buradan uzaklara. Kemal Erk kız arkadaşımdır. Burada balığın her türlüsü var, olmayan bir şey yok. Çok yat geliyor mu buraya? Yol üstü olduğu için ben İstanbul'a kalkıp Güney'e giderler ya da Güney'den kalkıp İstanbul'a giderler. Mutlaka bir uğruyorlar. Havalar nasıldır burada? Deniz nasıldır? Deniz abi kadın gibidir, insanın içine alır. Yani her yerde aynıdır. Kadın değişmez, deniz de değişmez. Ya o yüzden havası buranın biraz kadına benzer. Bazen sert, bazen yumuşak. Mehmet Kaptan'ı denizlerle baş başa bırakıp rast gelsin derken sizlere Gümüşkoyu'nun görüntülerini sunuyoruz. Demirimizi aldık. Çıplak adaya doğru hareket ettik. Hava çok yatık, çok az rüzgar var. O yüzden mecburen motorla gidiyoruz. Yolumuz üstünde bulunan Yellice Adası koyunu da görüntüleyelim istedik. Ve yola devam. Provamız Çıplak Adaya.
Çıplak adaya geldik. Gördüğünüz gibi çıplak, çırılçıplak bir tane hop yok. Ama tavşan çok. Yılkı atları var çevrede. Bir iki tane harabe halinde konut var, yıkılmış. Bir iki tane de belki yaşanmakta olan konut var ama insan emaresini pek göremiyoruz buralarda. Güzel bir denizi var. Tertemiz Midilli Adası'nın tam karşısında. Gece buradan ışıklarını Midilli Adası'nı görmek mümkün. Demirleme açısından güzel. Kum noktaları var, erişte yerleri var. Bakarak demir atmakta fayda var. Yavaş yavaş sığlaşan bir yapısı var. Açık denizdeyiz, tertemiz. Güneyli havaların, doğu havasının dışında korunaklı bir koy diyebiliriz. Özellikle günlük konaklamalar için. Adadan demirimizi aldık. Rotamız Ortaç Koyu. Ortunç koyuna geldik. Kalabalık bir koy. Ayvalık'ın en kalabalık koyu diyebiliriz. Çünkü limandan çıkar çıkmaz, Ayvalık limanından çıkar çıkmaz, çakarları geçtikten sonra gelinen ilk nokta. Genelde tekneciler ilk önce buraya geliyorlar. Tur tekneleri olsun, amatör tekneler olsun. Burada her an bir kalabalık var. Ayvalık'ın diyebiliriz ki bu sebeple en kalabalık koyundayız. Bu bölümde Burhaniye'den çıktık, Ayvalık koylarını gezdik. Bir başka bölümde farklı bir coğrafyada buluşmak üzere, hoşça kalın, denizsiz kalmayın efendim.